Attım. Şimdi kimde kalmıştık? Ela mı yapıyordun? Yok hocam, ben sonraki soruya parmak kaldırmıştım da. Tamam, peki kim yapsın şu soruyu? Hocam yapabilir miyim? Hadi yapalım. Kuşlar. Hocam tüm eksi özel durum yapıyorduk hatırladığım kadarıyla böyle sorularda. Evet, tüm durumdan özel durumları çıkaracağız. İki tane noktamız var. Üçgen yapmamızı istiyor. Tüm durum 9'un üçlüsü. Evet. Özel durum da hocam işte öbüründen oluyor mu? Beşin üçlüsü. Evet, buradan hiç üçgen oluyor mu diye soruyoruz. Oluşmuyor hocam. O yüzden Evet. artı bir Hı. eklemiyoruz. Oradan da dördün üçlüsünü yapıyoruz. Ama yine oluşmadığı için artı bir eklemiyoruz. Evet. Hocam 9'un üçlüsünü 9, 8, 7 bölü 3'ün 3 faktöriyel 5. Tamam, siz yazmışsınız zaten. Ben buraları hızlı yapıyorum. Buraları biliyorum. 12 çarpı 7, 84. 84 eksi 14'ten 70 oldu aradığımız cevap. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şu 10. soru arkadaşlarım, müfredat dışında bir soru bizim için. Neden? İçerisinde köklü bir değer var çünkü. O yüzden bu zat-ı muhtereme almıyoruz ve onu çözmedik. Ondan da sormadık. Bilginiz olsun. Tamam mı? Altındaki soruya bakalım. Bu da kare olmayan dikdörtgen sorusu. Daha önce yaptığımız bir sorunun benzeri. O yüzden bunu şimdilik geçiyorum. Tamam mı? Evet, burada başka kalmadı. O zaman burayı kapatabiliriz. Şimdi şuradan yenisini açayım ben size. Bu dördüncüydü sanırım. Beşinciyi yapıyoruz artık. Beşinciye geçtik. İnşallah hepsini yetiştirebileceğiz arkadaşlarım. Kaç Düzenlemeye tane? başlayalım. 18 tane. 18 test var OGM'de. Hepsini indirdim ben size. Bu 18 testin şu an beşincisini yapıyoruz. Bu hafta içerisinde bitiririm diye düşünüyorum. Bu adam da köklü arkadaşlar. O yüzden bunu da pas geçiyorum. Bunu da yapmıyorum. Tamam mı? Köklülerden sormadık çünkü. Ama şu 6. sorudan itibaren başlayabiliriz. Yardım etmek isteyen? Hocam ben edebilirim. Evet, hadi söyle bakalım Nursena. Hocam okuyayım mı soruyu Oku önce? aşkım. Özdeş olan 3 mavi, 4 kırmızı, 3 gri bardak şekildeki gibi ilk sıraya 4, ikinci sıraya 3, üçüncü sıraya 2, en üstte de bir bardak olmak üzere kule oluşturmak isteniyor. Kaç farklı kule oluşur? Hocam burada toplam 10 tane bardak oluyor. Ben bunu Evet. 10 faktöriyel dedim, bölü dedim. Hı 4 hı. faktöriyel dedim. Çarpı dedim, 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel dedim. Evet, çünkü tekrarlı permütasyon. Çünkü bardakların her biri birbiriyle özdeş. Kırmızı iki bardağın yerini değiştirdiğinizde yeni bir sıralanış olmayacaktır diyor Nursena. Bunların isterseniz üst üste dizilsin, isterseniz yan yana dizilsin bizim için fark etmez. Ne zaman fark eder? Dairesel dizerseniz fark eder arkadaşlarım. Dairesel permütasyon farklı bir formülle hesaplanır. Dairesel permütasyon da zaten 10. sınıfta size anlatılmıyor. Anlatmadık farkındaysanız. O yüzden sıralamanız için 10 faktöriyel, 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel, 3 faktöriyel doğru. Hangisi çıkıyor bunun cevabı? Bunu yapayım Hocam mı? Bursa çıkıyor cevap. Yani 4'te 2 yüz yapabilirler çıkıyor. sanırsam hocam. Bunu yapayım mı arkadaşlarım? Yapabilir miyiz bunu? Yaparız hocam. Yaparız hocam bunu. Tamam. Geçtim o zaman. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soru için bir gönüllü seçelim. Hadi Nursena, seç birini. Hocam ben kalkmamıştım. Ha, Ela'yı seçelim mi Nursena? Olur hocam. Ela'cığım hadi sendeyiz. Hocam ikinci soruda zaten demiş ki örnek uzay E olsun demiş. Zarda da zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluyor. D'de de 7 olduğu için olmaz hocam. Evet, D şıkkında örnek uzay dışında bir eleman var. 7 bir zarda mümkün olmayan bir adam olduğu için örnek uzayın içerisinde bulunma ihtimali yok. O yüzden de aradığımız cevaba Denizli dedik. Peki, üçüncü soruya bakalım. 3 için gönüllü var mı?
Ela seç birine. Hocam, Rüveyda olsun. Rüveyda, oku bakalım aşkım sorumuzu. Hocam bir çorbada 8 tane yeşil, en tane beyaz boncuk varmış. Bize yeşil boncuğun oranını vermiş. Ondan ben tüm durumu buldum. 8 bölü x dedim. O da 2 bölü 3'e eşit. Onları birbirleriyle Bir denkleştirdiğimde saniye. x oradan 12 yani. Bir dakika. 8 bölü x dedin ama x dediğin şey beyaz boncukların sayısı değil. X dediğin aslında 8 artı n. Doğru mu Evet, anlıyorum? tüm durum. Ha. Tüm durumumuz o zaman Evet burası hocam. 8 artı n olur. Rüveyda diyor ki yeşil olma olasılığını vermiş diyor 2 bölü 3. Yeşil olma olasılığını bulurken diyor ben diyor yeşillerin sayısını tüm duruma orantıladım diyor 8 artı n. 4 katına çıkmış. 4 katına çıkmalı. O zaman 8 artı n'imiz 12 Oradan da olmalı. N'imiz de 4. evet 4 çıktı en de. Aferin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rüveyda'nın yaptığında sorun var mı? Yok. Aşağı inelim birazcık daha. Bakalım. Üçüncü soruyu yaptık. 4 ile 7'yi yapacağız şimdi. Şunları da siliyorum. Evet, seç bakalım birini Rüveyda. Salihli benim memleketim biliyorsunuz mu? Ben Salihli'de Hocam kalkmış, kalktılar herhalde hepsi ama. başka bir arkadaşını seç beraber yaparız. Bakıyorum. Deniz olsun. Deniz. Deniz'cim Buradayım. oku bakalım. Oku bakalım Sadece sorumuzu. harflerin yerleri değiştirerek anlamlı ya da anlamsız yedi harfli kelimeler yazılacaktır. Bu kelimelerin kaçı H ile başlar, İ ile biter? Evet. Bir kere sorudan aynı adamların olmasından anladık ki ne sorusu bu Deniz? Hocam permütasyon mu? Evet. Permütasyon ama tekrarlı permütasyon, değil mi? Evet. Tekrarlı permütasyon formülünü kullanacağım. Aklıma o geldi. Nereden anladım? Aynı harflerin bulunmasından anladım. Şimdi biz ne istiyormuşuz? H ile başlayıp I ile bitmesini. Ne yaparız o zaman? Hocam H ile İ'yi yerleştiririz. Geri kalanını Aynen bulurum. öyle. Aferin benim kızıma. H'yi ve İ'yi yerleştirdik. Geriye kalanlarda tekrarlı permütasyon yapıyoruz. Yapalım. Kaç harfimiz kaldı? 5. 5. 5'in yani 5. şey var ama iyi bir daha sayacak mıyız? Hayır, iyi gitti. Artık kalan harfler S, A, L, İ, L. Tamam. 5 tane adam ne kadar yer değiştirir Deniz? 5. 5 ne? Yani 5 tane yer değiştirir. 5. 5 faktöriyel kadar yer değiştirir. 5 tane Ha. değil. 5 faktöriyel kadar yer değiştirir. Bölü diyorsun. Tekrarlananlar kimler? İki tane L var. Evet. O zaman aşağıya ne yazıyorum? Sadece L olduğu için bir mi yazacağız? Hayır bak. 2 tane L var diyorsun. Aynı olanlar kimler? L'ler. Adedi kaç tane? 2 tane. O zaman aşağıya bölü 2 faktöriyel diyorsun. 5 Tamam. faktöriyel 120, 2 faktöriyel de 2. Aradığımız cevap 60 olarak bulunuyor o zaman. Tamam mı Deniz? Tamam Seç hocam, bakalım teşekkür ederim. bize birini. 7'yi yapsın o. Kaldıranların hepsi kalktı mı daha önce? Kalkmış olabilirler. Sen istediğin birini seçebilirsin. Ben kalkmadım Deniz, beni seç. Elif'i Tamam o zaman seçeceğim. Naz yapsın. Can bu Elif. tekrarlı permütasyon. O yüzden Nereden şey. anladın tekrarlı permütasyon olduğunu Elif? Çünkü kırmızı, siyah ve yeşil düğmelerden birden fazla var. Eş diyor, eş. Eş olmasından anladık. Bak sana kırmızı bir düğme yaptım. Aha bir tane daha kırmızı düğme yaptım. Bu düğmeyle bu düğmenin yer değiştirdiğinde sen bunu anlayabilir misin Deniz? Elif hocam anlarım. Aman Elif pardon özür dilerim. Anlayabilir misin Elifciğim? Evet. Çünkü bunlar birbirinin aynısı değil. Ama bir düğme yaptım, bir düğme yaptım. İkisi birbirinin özdeşi.
Bunlar yer değiştirdiğinde bunu anlayabilir misin Elif? Hayır. Anlayamazsın. Özdeş olmasından anladık biz tekrarlı permütasyon kullanmamız gerektiğini, tamam mı? O yüzden soruları dikkatli okuyun arkadaşlarım. Sadece rengine odaklanmayın. Renkleri aynı olsa da düğmeler birbirinden farklıysa onu normal permütasyon gibi hesaplamanız gerekebilir. Ama burada düğmelerin renkleri ve düğmeler için eşlediği için o yüzden tekrarlı permütasyon yapıyoruz. Tamam mı aşkım? Tamam hocam. Hadi yapalım. Toplam 9 tane düğme var. O yüzden 9 permütasyon bölü. 9 permütasyon ne kız? Diline eşek arısı sokmasın. O ne? 9 faktöriyel de bari. 9 faktöriyel bölü. Evet. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Evet. Bunu da hesapladın mı? 1260'a geliyor hocam. 1260'mış. Peki. Teşekkür ederim. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Takıldığımız bir yer? Yok. Peki. Aşağı iniyorum. Sonraki soruya kim yapsın? Elif seç. Hocam galiba parmak kaldıranlardan herkes kalktı. O zaman başka birini seç. Başka kalkmak isteyen varsa kalksın hocam. Kimi seçeyim şimdi? Beşer beşer konulacakmış. Bilmiyorum, sen bileceksin işte. Tamam, Adasu kalksın o zaman hocam. Evet, Adasu'dayız. Evet hocam. Şimdi dört tane eş, kırmızı, altı tane eş, beyaz şeyimiz varmış. Bir, iki, üç, evet. Dört, beş. Varmış. Şimdi bunları iki tane vazoya koyacakmışız. Beşer beşer. Ama bir şartımız varmış Adasu. Diyor ki iki vazoda da her renkten en az bir gül olacak bir diyor. Tane. Evet. En az bir tane gül olacak diyor. O zaman ikisini de yerleştiririz birer tane ilk önce. Aynen öyle, süper. Bir tane beyaz, bir tane beyaz. Bir tane kırmızı, bir tane kırmızı. Bir tane kırmızı. Tamam. Şimdi geriye kalanların o zaman buranın sayısı iki kırmızıya. İlk dört beyaza düştü değil mi? Diğerlerini evet. Nasıl yerleştirebiliriz? Altı tane yer kaldı. Hı hı. Boş yer. Altı tane hı hı. De gül var. Hı hı. O zaman üç faktöriyel, üç faktöriyel mi yaparız ismini de? Şimdi burada bak bizim için önemli olan şey şu. Aslında renkleri yani. Ve seçimler bizim için önemli olacak. Biz buraya ne yapabiliriz? Şimdi vazolar birbirinin aynısıymış. İki vazoda da her renkten en az birer gül diyor. Mesela vazolar için farklı deseydi Adosu. Atıyorum bir tanesi mavi çinili vazo, bir tanesi gümüş vazo mesela demiş olsaydı onu ayrıca düşünmemiz gerekiyordu. Burada güller eş olduğu için bizim için önemli olan aslında buradaki sayılar. Tamam mı sevgilim? Sayılar bizim için önemli. Bu sayıları biz nasıl yerleştirebiliriz? İki kırmızıyı mesela iki kırmızıyı buraya bir beyaz yerleştiririz. Ya da bunu yazalım istersen şöyle. Bizim için sayılar önemli. Sayıları hesaplamanı istiyorum. Yani şu altı tane gülü bu altı tane boşluğa nasıl yerleştirebilirsin? Onu soruyorum. Seçecek miyiz hocam o zaman? Aynen öyle. Seçim önemli değil. Neden? Çünkü özdeş bu adamlar. Sadece renkleri önemli. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Kırmızı, kırmızı, beyaz. Buraya da beyaz, beyaz, beyaz yapabilirim. Bu mesela bir seçim benim için. Tamam mı? Başka ne yapabilirim? Söyle. Başka ne yapabiliriz? Tam tersini yapabiliriz. Evet. Yani? Yani ilk vazoya beyaz, beyaz, beyaz. Diğerine kırmızı, kırmızı, beyaz koyabiliriz. Peki. Kırmızı, kırmızı, beyaz koyabiliriz. Başka? Bir tane kırmızı koyabiliriz. Evet. İki bir kırmızı tane beyaz koyabiliriz. Koyabiliriz, değil mi? Evet. Başka bir durum var mı? Yok. Yok. Başka bir durum yok. O zaman aradığımız cevap ne olacaktır arkadaşlarım? Üç tane olacaktır. Üç farklı düzenleme yapabilirsiniz. Aslında burada
şunu söylemesi gerekiyordu. Ha, özür dilerim, bakın söylemiş. İki farklı vazo demiş. İki farklı vazo dememiş olsaydı arkadaşlarım, çünkü bunun cevabı aslına bakarsanız iki olurdu. Ama iki farklı vazo dediği için, mesela bu çinili vazoymuş, maviymiş atıyorum. Bu da işte gümüş vazoymuş, cammış. Bak, fantaziye bak, bak, fantaziye bak. Vazolar birbirinden farklı. O zaman siz çinili vazonun içerisinde işte iki kırmızı bir beyaz farklı bir durumdur. Üçünün de beyaz olması farklı bir durumdur. Bir kırmızı iki beyaz farklı bir durumdur. Ama bu vazolar özdeş olmuş olsaydı arkadaşlarım, şu yer değişikliğini yeni bir sıralanış olarak almayacaktınız. Anladık mı söylemeye çalıştığımı? Takıldığımız bir yer var mı? Hocam ya şey, hani vazonun içindeki değişimleri alamaz mıyız? Vazonun yani mesela içindeki... olmaz mı? Şimdi vazonun içine, şimdi sen çiçekleri koyduğun zaman çiçekler aslına bakarsan düz bir şekilde sıralanmaz. Dolayısıyla onlar bizim için yeni bir sıralanış olmaz. Çiçeklerin sıralanışı diye bir şey söz konusu değil. Ama mesela şöyle deseydi sorumuz, düz bir sıradan aldım veya vazodan aldım, işte masanın üzerine dizdim demiş olsaydı, o zaman onların sıralanışlarını da hesaplayacaktık. Ama vazonun içine çiçekler belli bir sırayla konmaz. Onlar karışık durur. Yani hani onu kontrol edemezsin. O yüzden sıralanışlarını ayrıca hesaplamadık. Tamam hocam, teşekkür ederim. Hesaplamam gerekseydi de tekrarlı permütasyonla hesaplayacaktım. Tamam mı aşkım? Şimdi arkadaşlarım, şu 8. soru aslında daha önceki konularımızda modül aritmetikle alakalı bir soru. 3'e tam bölünebilme dediğimizde 3'ün denklik sınıfları kümesinden elemanlar seçerek yapıyorduk. O yüzden bu soruyu şimdilik sormuyoruz. Bu müfredat dışında bir soru bizim için. Bunu sormadık yani, bilginiz olsun. Ondan da ben de pas geçeceğim, çözmeyeceğim şimdi. Daha önceden anlattığımız çok güzel bir soruydu. Modüler aritmetik diye bir konu vardı. O konuyu anlatırken yaptığımız bir soruydu. Ama şu an için o konuyu öğretmediğimizden ben de onu sormadım. Şöyle bir otoparkımız varmış. Soruyu okuyorum. Birini seçeceğiz. Şekilde bir otoparkta bulunan 7 araç gösterilmiştir. Öndeki araç çıkmadan arkadaki araç çıkamayacağına göre çok mantıklı. Görevli araçları otoparktan kaç farklı şekilde çıkarabilir diye sormuş. Evet. Düşünelim bakalım. Var mı gönüllü? Öncelik tabii ki kalkmayanlar. Ne sorusu arkadaşlarım bu? Sınıfa soruyorum. Ne sorusu? Tekrarlı permütasyon mu hocam? Tekrarlı permütasyon. Bunun aynısını balon gibi de sorarlar arkadaşlar. Mesela der ki adam, şuralara böyle birer tane balon takar. Tamam mı? Ve sorar. Der ki işte alttaki balonu koparmadan üsttekini koparamayacaksın veya patlatamayacaksın. Buna göre kaç farklı şekilde bu balonları patlatabilirsin diye sorar. Burada aslında adamların bulundukları kulvarlara isim verirseniz işiniz çok kolay olur. Bir numaralı kulvarda iki tane araba var. İki numarada iki tane var. Ve üç numarada üç tane araba var şeklinde. Bu arabaların dizilişleri de arkadaşlarım, tekrarlı permütasyon kullanarak yaparsınız. 2, 4, 3 de burada var, 7. 7 faktöriyel dersiniz. Birler kendi aralarında yer değiştirebilir mi? Birler kendi arasında yer değiştirebilir mi? Yani değiştirebilir hocam. Evet hocam. Değiştiremez. Yeşilleri önce alma şansımız olmaz. Ya da moru önce alma şansımız olmaz. O yüzden tekrarlı permütasyonla hesaplarız bunları. Tamam mı kuzularım? Bu da 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı. Geri kalanları da hesaplıyorum. 2 kere 2'den 4. Gitti, gitti. 5 kere 6, 30. 7 ile çarptım. 210 olur aradığım cevap. Burada şunların yer değiştirmelerine izin verilmediği için biz bunları sanki aynı kulvarda olduğu için bir bir diye yazdık. Burada öncelikle mutlaka turkuaz rengi araba çıkmalı, sonra yeşil renkli araba çıkmak zorunda. Yer değiştiremeyecekleri için de tekrarlı permütasyon yaptık. Tamam hocam mı? Peki 7'nin üçlüsünden 210 bulabilir miyiz o şekilde? 7'nin üçlüsü demek arkadaşlarım, 7 farklı elemandan herhangi 3 tanesini alıyorum demektir.
Siz 7 farklı elemandan 3 tanesini almıyorsunuz ki. Mesela şunu, şunu ve şunu seçtiniz. Bunları seçme şansınız var mı? Hayır, yok. Siz önce maviyi çıkarmak zorundasınız. Sonra yeşili. Burada bir sıralanış da hani özel bir durum söz konusu. Sıralanışı kafanıza göre alamıyorsunuz. İstediğiniz herhangi iki elemanı seçemiyorsunuz. O yüzden bu çözüm için 7'nin üçlüsü hatalı olur. Anladın mı Aşkito? Anladım hocam. Tamam. Haydi bakalım, o zaman geçiyorum. Baktım. Altta bir soru daha var herhalde, 10. soru. Evet, binomla ilgili ortadaki terimi soran bir soruymuş. Hatırlıyor musunuz ortadaki terim nasıl hesaplanıyordu? Evet hocam. Hatırlıyorum hocam. Hatırlıyoruz hocam. Evet, hadi bakalım söyleyelim. Kim söylesin o zaman? Kalkmayan birileri var mı? En son kimde kaldık arkadaşlar? En son Adasu'yla hocam soru çözmüşsünüz. Adasu, hadi seç birini. Benim sesim gelmiyor mu ya? İnternette mi bu problem? Elmas geliyor hocam. Geliyor hocam. Niye böyle bakıyorum çok... hocam da kim kalkmadı diye. Çok ağır hareket ediyorsunuz arkadaşlar. 30 dakikam var. Hadi, zamanım çok değerli. Hadi. Kerem tip yaptı mı? Yok, yapmadı herhalde. Hadi Kerem. Sendeyiz. Hocam... Ortadaki terimi bulmak için ne yapıyorduk Kerem? Hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum hocam. Terim sayısı. Enimiz burada kaç? Enimizi biliyor musun oğluşum? 6 mı hocam? Evet, enimiz 6. Şimdi enimiz 6 iken ortadaki terimde direkt 6'nın yarısından 3. Yani bu da R'miz. Formülü hatırlıyor muyuz Kerem? N'in R'lisi. Evet. İlk terimin? İlk terimin R'lisi. N-R'lisi. Sonuncusu R'liydi değil mi hocam? Evet. İkinci terimin R'lisi. Bakın binomdan arkadaşlarım mutlaka soru gelecek. İki tane mi üç tane mi ne sorumuz var. Tamam mı? Ve binomda tek bir formül var. O yüzden çalışın. Tamam mı? Çalışmama gibi bir şey bırakmayın. Formülümüz neydi? N'in R'lisi. İlk terimin N-R'lisi. İkinci terimin R'lisi. N dediğimiz şey burada kaç Kerem? 6 hocam. R'miz kaç? 3. 3. 2x kübün 6'dan üçlüsü. 3 çıkardım. Üçlüsü. Eksi y'nin hop karşılısı? Yine üçlüsü. Üçlüsü. Kat sayıyı soruyorsa. Kat sayı dediğinde ne yapıyorduk Kerem? Hocam hepsini çarpıyorduk sanırım. Değişkenler yerine ne yazıyorduk? 1 mi yazıyorduk hocam? Evet. Aferin oğluma. Değişkenler yerine 1 yazıyorduk. Katsayıyı soruyor çünkü terimin kendisini sormuyor. Katsayısını soruyor. 6'nın üçlüsünü hesaplarsam orası 20. Buradan burası kaç oldu şimdi Kerem? Söyle bana. Hocam 8 x üzeri 27 mi? Ne? 8? Pardon, orayı 1 yazdık oldu. Hocam. X yerine 1 yazdığımız için o zaten gitti. Buradan ne kaldı? Hocam eksi 1 kaldı. Oradan da eksi 1 kaldı. Çarparsam eksi 160 oldu. Formülü iyi çalış, tamam mı Kerem'ciğim? Bir daha tamam söylüyorum. N'in R'lisi, ilk terimin N-eksi R'lisi, ikinci terimin R'lisiydi formülümüz. Burada sorun var mı? Yok hocam. Peki, geçtim. Yeni bir sayfa indireyim. Bu 5.'ymiş. 6.'yı indiriyorum. Ay pardon. 6.'yı açayım arkadaşlarım. Size de paylaşayım hemen. Geldi mi ekranım? Yeni ekranım. Geldi hocam. Ben de gitti ama nasıl oluyorsa. Geldi değil mi? Şu an gelmiş. Geldi hocam. Geldi hocam. Tamam. Şimdi sabit terimi sormuş. Sabit terimi bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlarım? Normalde hatırlayalım. X yerine kaç yazıyorduk? 0. Yazıyorduk. Sıfır. Ama 0 yazarsak paydamız 0 oluyordu. Kesir tanımsız oluyordu.
sıfır yazamıyorduk. O zaman sabit terimi normal binom formülünü kullanarak yapacaktık. Evet Kerem, seç bana birini. Hemen gönüllü. Parmak kaldıranlardan mı hocam? Hayır. İstediğin birini seç Kerem'cim. Hadi acele et, çabuk ol. Ben yardım ediyorum zaten size. Ahmet Eren hocam. Ahmet Eren. Ahmet, bize binomun formülünü söyler misin? X'in R'lisi. N'in R'lisi. N'imiz burada kaç? N'in R'lisi, pardon. 5. Aferin. N'imiz 5. 5'in R'lisi. Sonra ikinci terimimiz neydi? 2x. Hayır. İlk terimin. Ya, ilk terimin küp nasıl oluyordu hocam? Bak, formülü ben sana söylüyorum. Ax artı by'nin n'inci kuvvetinin açılımında baştan kaçıncı terim? 1. R artı birinci terimin formülü n'in r'lisi, ilk terimin n eksi r'lisi ve ikinci terimin r'lisi formülüyle hesaplanır dedik. Şunu bileceksiniz, binom deyince bilmeniz gereken tek adam bu. Bütün sorular bu kafayla çözülüyor. O yüzden bunu bileceksiniz. Bir daha söylüyorum. Ax artı by'nin n'inci kuvvetinin açılımında baştan r artı birinci terim n'in r'lisi, ilk terimin n eksi r'lisi, ikinci terimin r'lisiyle hesaplanıyor. Şimdi sen burada n'i 5 buldun. R'yi bilmiyorsun. X küpün kaçıncı kuvvetini alacaksın? Üçüncü mü? Hayır. Bak, formüle bak oğlum. Kaçıncı kuvvetini alacaksın? Yani n'i 5 buldun. 5 eksi. Evet. 3. R. R'yi bilmiyorsun ya. Sonraki ikinci terimin nesi? Şey, R. Güzel. Ben bunu sabit terime eşitlemek istiyorsam, sabit terim x'in üzerinin sıfır olduğu terimdi. Şimdi bu satırı ben yapacağım artık. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. X, dikkat ederseniz, hem yukarıda hem aşağıda var. Pay bölü payda durumunda. O zaman yukarısına bakıyorum. Yukarısı, üssü bir sayının üssünü aldım. İki üs birbiriyle ne olur Ahmet? Efendim hocam? Tam duyamadım. Üssü bir sayının üssü alınırsa iki üs birbiriyle ne yapılır diyorum. Dur hocam. Çarpılır. Burası 15 eksi 3R. Aşağıdaysa x üzeri 2R var. Buranın sonucunun x üzeri 0'a eşit olması lazım. İçler dışlar çarpımı yaparsam 15 eksi 3R dediğim x üzeri 2R'ye eşit olur. Tabanları aynıysa üstleri eşitlersiniz. Buradan arkadaşlarım R'yi 5, R'yi 15, R'yi 3 bulursunuz. R'yi 3 bulduktan sonra artık işimiz çok kolay. Getiririz, formülde yerine yazarız. 5'in üçlüsü, ilk terimin 5 eksi üçlüsü, yani ikilisi. İkinci terimin hop üçlüsü. Amca terimi sormuş. Kat sayısını başka bir deyişle. O zaman x'ler yerine 1 yazdığınızda 5'in üçlüsü aradığınız cevaptır. Yani 10'dur. Binomdan vazgeçmeyin. Binom çok kolay bir konu. Binomla ilgili çıkacak her soruyu yapmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Burada takıldığımız bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. Bir de şu 6. soruyu hızlıca çözüp bitireceğim. Şimdi bakın, 6. soruda kombinasyonla ilgili bir özelliğimiz vardı. Hatırlayalım. 7'nin ikilisi, 7'nin üçlüsü, 7'nin dörtlüsü diye gidiyordu. Değil mi? Şimdi 7'nin dörtlüsüyle 7'nin ikilisiyle 7'nin üçlüsünü toplarsam şu ikisinin toplamı ne ediyordu arkadaşlar? 7'nin beşlisi. 8'in üçlüsü. 8'in üçlüsü ediyordu. Bakın, 8'in beşlisi gibi bir şey var. O çok işime yaramadı. O zaman şu ikisini toplayalım. Bu ikisini toplarsam ne ediyordu? Söyleyin bana. 8'in dörtlüsü. 8'in dörtlüsü. 8'in dörtlüsüyle 8'in beşlisini toplarsam ne ediyordu? 9'un dörtlüsü. 9'un beşlisi. 9'un beşlisi.
Şimdi 9'un 5'lisi ile 9'un 4'lüsünü toplarsam ne ediyor? 10'un 5'lisi. 10'un 5'lisi. 10'un 5'lisi ile 10'un 4'lüsünü toplarsam ne ediyor? 11'in 5'lisi. 11'in 5'lisi. O zaman aradığım cevap 11'in 5'lisi artı 7'nin ikilisi olacaktır deyip çok daha basit bir hale getirmiş oldum. Buradaki 6 tane terimi teker teker hesaplamama gerek kalmadan sadece 2 terim hesaplayarak olayı bitirebilirim. Tamam mı arkadaşlarım? Hocam bu testlerin kalanını da YouTube'a atacaksınız değil mi? Atacağım. Evet, diğer sınıflarla da çözeceğim. Diğer sınıflarda mesela 6. sorudan başlayıp 6. testten başlayıp devamını çözeceğim. Bu hafta içerisinde büyük olasılık bitirmiş olur. Tamam mı gençler? Görüşürüz. Tamam hocam. Kendinize tamam hocam, bakın. Görüşürüz.